Sevgili seyirciler merhaba. Konuğumuz operatör doktor Sefa Erdem Karapınar. Hoş geldiniz. Nisan Hanım hoş bulduk. Nazik davetiniz için teşekkür ediyorum. Rica ederiz, şeref verdiniz. Bize kendinizden bahseder misiniz? Nisan Hanım esasen Antalyalıyım. Ben ilk ve orta öğrenim daha sonra liseyi Antalya tamamladıktan sonra Süleyman Demirel Üniversitesi'nde tıp fakültesinde eğitim alıp daha sonra ihtisası da orada bitirip halen daha aynı şekilde üniversitede devam etmekteyim. Çalışmalarımız ortopedi ve travmatoloji anabilim dalında devam ediyor. Çok tebrikler. Daha nice başarılar dileriz. Teşekkürler, çok sağ olun. İşiniz hakkında biraz daha detaylı bilgi verir misiniz? Aslında ortopedi ve travmatoloji genellikle halk dilinde konuşacak olursak, kırık ve çıkıkçılar olarak genellikle duymuşsunuzdur hep. Bizim ilgi alanımız daha çok kırıklar. Tabii bununla beraber kas yaralanmaları, tendon yaralanmaları olsun ya da kireçlenme tarzı, dediğimiz bizim için dejeneratif süreçlerde protez, implant ameliyatları ya da tümör cerrahisi gibi cerrahiler de yapılmakta. Onunla alakalı olarak da hastalarımıza elimizden geldiğince yardımcı olmaya çalışıyoruz. Çok güzel. Bu konuya ilginiz nasıl başladı? Bir kırılma anı yaşadınız mı? Bir rol modeliniz var mıydı? Bir aslında hani kendimde ortopedik bir problem olmadı. Ama tabii ki tıp eğitimi süresince bütün bölümlerde elbette ki mezun olmadan önce staj görülüyor. Bunların içerisinde ortopediye ilgim şundan dolayıydı. En kısa sürede en hızlı şekilde yanıt alınabilen bir bölüm esasen. Hı-hı. Mesela bir hasta geliyor size. O hasta, örnek vermek isterim, bir yerinde bir kırık var. Tedavi ediyorsunuz. Ertesi gün diyorsunuz ki hani bir kalkıp yürüyebilirsin diyorsunuz. Ve bununla alakalı hemen olumlu bir sonuç aldığınızda hasta inanamıyor. Ve siz çok mutlu oluyorsunuz. Süper. Ondan dolayı çok hızlı bir şekilde yanıt alabilen bir bölüm olduğu için çok hoşuma gitmişti açıkçası. En önemli etken bu olabilir söyleyebilirim. İşinizin zorlukları nelerdir? İşimiz tabii cerrahi branş olduğu için her ameliyatın belli bir riski oluyor illaki. Maalesef ülkemizde TÜİK verilerine göre bayanlar için 75 yaş, erkekler için 81 yaş ortalama ömür var. Ama ne yazık ki cerrahlar için bu 58 yaş. İşin stresiyle beraber gelen ameliyat ve hastaların tabii ki mutlu edebilme açısından biraz da doktorların fedakarca çalışması işin zorluğu diyebiliriz aslında. Tabii ama bu bizim için bir mutluluk. Kemik sağlığımızı korumak için nelere dikkat etmeliyiz? Öncelikle yapmanız gereken en önemli şey kilo. Kesinlikle kilo almak özellikle eklem hastalıkları açısından olumsuz. Aynı zamanda bizim ülkemizde yine yapılan çalışmalara göre D vitamini yönünden eksiklik olduğu çoğu zaman belirlendi. Bununla alakalı tabii beslenmeye, güneşe bunlara dikkat etmek gerekiyor. Ne kadar çok kilo, egzersiz, beslenmeye dikkat ederseniz hem eklemleriniz için hem de kemik sağlığınız açısından sizin için son derece faydalı olacaktır. Evet. Beslenme konusunda özellikle tüketilmesi gereken besinler nelerdir? Tabii bir ortopedist olarak bu soruya verilecek herhalde en önemli yanıtlardan birisi. Çocuk yaştan itibaren hep derler ya annelerimiz, babalarımız işte süt iç, yoğurt ye, ondan sonra peynir, o tarz besinlere dikkat etmekte fayda var. Bizim işimizde kemik olduğu için biz de her zaman önerebiliyoruz. Tabii bu hastalarımız için tabii ilerleyen yaşlarda çok fazla yüksek dozda olmaması açısından da kan değerlerine bakıp ona göre yeterli takviye yapıyoruz. Evet, ama her gün alınmasında fayda var bunların. Dengeli beslenme her zaman bir numara. En önemli faktör o. Kesinlikle. Sizce başarı nedir? Bence başarı aslında şöyle söyleyebiliriz. Her zaman bir ödül almak değildir. Bence başarı mutluluktur. Başarı bence sağlıktır. Her zaman az önce dediğim gibi ödülden ziyade ya da bir maddi kazançtan ziyade kişinin olduğu işte mutlu olması da bence en önemli başarıdan birisidir. Bir hekim olarak, doktor olarak, bir cerrah olarak şunu söyleyebilirim ki o kadar çok kötü hastalar görüyoruz ki mesela. Maalesef. Onların sağlığının yerinde olduğunu gördüğümüzde bazen diyorum ki en büyük mutluluk bu, en büyük başarı bu, en güzel duygular bunu içeriyor diye düşünüyorum kendi adıma açıkçası. Doğru, evet. Sizi en çok motive eden konulara ilaveniz var mı? Ona şöyle bir cevap verebilirim aslında Nesrin Hanım. İlk sorularınızda da bahsetmiştiniz neden seçtiniz diye. En önemli motivasyon aslında insanları mutlu edebilmek. Biraz hekimlik bunu da gerektiriyor. Fedakarlık gerektiriyor. İnsanların mutlu olduğunu gördüğünüzde diyorsunuz ki ya onu mutlu ettim ben de çok mutlu oldum. Mesela kendinizi bu şekilde motive etmek bence çok önemli bir şey. Ki ben de zaman zaman
daha doğrusu çoğu zaman bu şekilde motive ediyorum diyebilirim aslında güzel, kendime. Manevi bir haz manevi, veriyor. Manevi, aynen. Değil mi? Yani yardım eli uzatmak, kesinlikle onun sağlığına öyle. Kavuşmasını evet. Sağlamak. Ne kadar güzel, çok önemli bir misyon bu. Peki geleceğe dair hedefleriniz nelerdir? Geleceğe dair hedef olarak tabii ki öncelikle kendi ilgi alanımda elimden geldiğince hem teorik anlamda hem de pratik anlamda ilerlemeye çalışıyoruz. Güncel bilgileri takip etmeye çalışıyoruz. Her hekimin bir aslında bazılarında az da olsa, bazılarında çok da olsa hep içinde alt nesilleri yetiştirebilmek, alt yeni gelen hekimlere yeterli eğitim verebilmek açısından, bilgi aktarımı açısından yani günümüzün gelişmiş teknolojisine sahip özellikleriyle beraber yeni tedavi yöntemlerini aktarıp bu şekilde devam etmek. Öğretim üyeliği şeklinde olabilir ya da başka mecralarda olabilir. Bu şekilde ilerlemek en doğrusu olacaktır diye düşünüyorum kendi adıma. En kısa zamanda hedeflerinize ulaşmanızı diliyoruz. Çok teşekkür ediyorum. Çok naziksiniz. Sizinle sohbet çok keyifliydi. Fakat programın sonuna geldik. Son olarak izleyicilerimize iletmek istediğiniz bir mesajınız var mı? İzleyicilerimize her zaman için mutluluklar ve sağlıklı günler diliyorum. Ortopedi ve travmatoloji alakalı herhangi bir problemi varsa yardımcı olmayı canı gönülden isteriz. Nazik davetiniz için de sizlere de teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Rica ederiz. Şeref verdiniz değerli hocam. Katılımınız, bu önemli açıklamalarınız için çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ediyorum. Sağ olun. Çok mersi. Sevgili seyirciler, sağlıklı ve mutlu günler dileriz. Tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın.